Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Meani derslerine devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi biz kelamı ikiye ayırmıştık. Haber ve inşa diye. İnşa iki türlüydü. Birisi inşa-i talebi, birisi de inşa-i gayri talebi. İnşa-i gayri talebi, yani bizim ilmi mani ile alakası yoktu. Medih ve zem fiilleri gibi. Yani ma ahsene bihi, ne kadar güzel gibi. Veya yemin gibi veya akitler gibi. Ama biz inşa-i talebi'yi konuştuk. İnşa-i talebi'den nereye geldik? İstifhama geldik. Yani soru. Soru da bir inşadır yani. Onun edatlarını zikrettik. Hemze'yi anlattık. Ve hele geldik. Hel de bir soru edatı. Hemze dedik iki şey için. Biri tasdik talebi, birisi de tasavvur talebi. Yani ikisi için de söz konusu. Bakalım hel ne içinmiş? Tasdikle tasavvuru anlattık. Bunlar mantık tabirleri. Yani ve hel ise li talebi tasdiki fe hasbu. Sadece ve sadece tasdiki talep etmek için. Tasavvur yok bunda. Tasavvur yok. Anlatabildim mi? Fe hasbu sadece demek biliyorsunuz. Nehu mesela hel kâme zeydün. Zeyd kalktı mı? Yani Zeyd'e sen ayakta olmayı isnat ediyorsun. Tasdik. Evet veya hayır. Ve hel amrun kaidun. Amr ayakta mı? Ve lihada, yani hel sadece tasdik manasını, tasdiki talep etmek için kullanıldığından, tasavvur diye bir mana söz konusu olmadığından şu cümle imkansızdır Arapçada. İmtena, imkansızdır. Hel zeydün kame em amrun. Yani Zeyd mi, amr mı kalktı? Burada tasavvur söz konusu. Hel bunun için kullanılmaz. Çok önemli bir kural. İşte netice verdi. Ayrıca ve kabuhe hel zeyden darabte. Bu da çok önemli. Bu da çok önemli. Yani niye önemli? Çirkindir bu diyor. Niye çirkindir? Çünkü Zeyd'i başa getirdin mi? Takdim. Tasdikin meydana geldiğini ispat ediyoruz. Anlatabildim. Takdir, takdim önemli. Taksis ifade ediyordu biliyorsun. Yani dövmüş de birisini. Ama kimi dövmüş? Sadece Zeyd'i dövdüm diyor yani mesela. Dolayısıyla tasdikin talebi diye bir mana kalmıyor. Halbuki hel onun için. Burada çok ince bir şey ha. Bakın burada iki şey söz konusu. Biri yani bir defa Zeyd'i takdim etmekle sen tasdikin meydana geldiğini ortaya koyuyorsun. Tasdik meydana gelince hel de tasdikin talebi içindir. Yani bu ne turşu, bu ne lahana turşusu, bu ne perhiz meselesi. Çirkin yani kullanabilirsin ama hoş olmaz. Niçin? Li'ennet takdim. Çünkü Zeyd'in takdimi yested'i husulet tasdiki. Zaten tasdikin ortaya çıktığını, olduğunu gerektirir. Bi nefsil fi'li, yani bizzat, yani fiilin kendisiyle yani bizzat olmuş olur. Dune, bu çok önemli. Hel zeyden darabtehu. Bak burada zamir getirdi. Anlatabildim mi? Yani bu çirkin olmaz. Peki burada niye olmaz? Li cevazi takdiril müfesseri kable zeyden. Zeyden'den önce tefsir edilen darabtehu, yani hel darabte zeyden darabtehu şeklinde düşünülür. Yani darabtehu bir nevi zeydeni tefsir etmiş olur. O zaman zeyden, yani orada darabte zeyden, darabtehu tarafından tefsir edilmiş yani. Önce mücmel bırakılmış. Yani onun için çirkin kabul edilmez bu. O zamirin gelmesiyle iş değişti yani. Zamir gelince o hu Zeyd'e dönüyor. Yani dolayısıyla hel darabte zeyden zed darabtehu. Yani burada hel darabte zeyden müfesser. Yani tefsir edilmiş. Neyle? Darabtehu kelimesiyle tefsir edilmiş. Çok enteresan incelikler yani bu. Ha gel buna. Bu da ayrı bir dert bu. Burası ağır bir dert burası da. Anlatabildim mi? Yani... وَجَعَلَ السَّكَّاكِ كُبْحَ
هَلْ رَجُلٌ عُرِفَ لِذَٰلِكَ. Şimdi bu da enteresan bir şey, enteresan bir şey. Sekkaki aynı maksatla bu hel racülün urife kelimesini, cümlesinin çirkinliğini açıklamış. Ne demek yani bu? Hiçbir şey anlamadık bundan. Şöyle diyor bu acayip bir adam. Güya bunun aslı, yani racülün urifenin aslı, yani urife şey nedir? Urife racülündür. Ya anlatabildim mi? Ve urife racülün, urife. O nedir? Yok, urife'deki zamir aslı urife racülündür bunun. Anlatabildim mi? Ve racül kelimesi urife'nin altında gizli olan hüvenin bedelidir. Yani güya, yani çok şey, yani kabul etmemiş fıkıh nahivciler bunu. Bunu anladınız mı? Tamam. Diyor ki hel recülün urife aslı urife recülündür. Hel urife recülündür. Recül de diyor urifenin altındaki hüve zamirinin, anlatabildim, bedelidir. Peki niye takdim edilmiş? Anlatabildim mi? Yani bedel oldu, yani urife tahsis için takdim edilmiştir diyor. Yani ha. Yani bu şekilde bunu çirkin görüyor yani. Lidalik aynı sebeple yani. Yukarıda efendim takdim edilince otomatikman tasdik meydana geliyor. Onun izahına göre. Onun izahına göre. Nahivciler bunu kabul etmiyor. O zaman diyor yani yine mübarek alim. وَيَلْزَمُهُ اَلَّا يَكْبُحَ. Şunu da çirkin görmemesi lazım. هَلْ زَيْدٌ عُرِفَ. Orada da çünkü yani aslı urife zeydündür. İşte zeydün hüvenin bedelidir. Aynı yani, ama hoş karşılamıyorlar. Anlatabildim mi bunu? Ve allele gayruhu, yani bu kalıbın çirkin olduğunu, kubhahuma çirkin olduğunu, her ikisinin de, hel racülün urifenin de ve hel zeydün urifenin de çirkin olduğunu, Arapçada hoş kaçmadığını, anlatabildim mi? Evet, kubhahuma, evet evet doğru. Yani söylediğimiz doğru. Hem şey, hel racülün urife ve hel zeydün urife. İkisi de çirkindir demiş ulema. Ama Sekkaki'nin dışındaki alimler bunun gerekçesini allele demek, talil etmek. Yani gerekçesini açıklamak. Bi enne hel bi mana kat fil asli. Demişler ki buralardaki hel kat manasınadır. İhtimal yani. Yok illa ihtimal değil. Bazen mazi olunca kesin. Kad eflehel müminun gibi. Müzari olursa ihtimal. Bu da önemli bir kaide. Onu birbirine karıştırmamak lazım. Ha ha. Ve terkül hemzeti kableha. Yani bu da yeni bir kaide bu. Hemze helden önce pek gelmez. Niçin? Li kesreti vuku'iha fil istifham. Çünkü yani istifham için kullanılır hemze. Anlatabildim mi? Hel de olunca manası yok ikisini birlikte gelmeye. Genellikle diyor. Bu yüzden terk edilir yani. Helden önce e gelmez. Hemze gelmez yani. Şimdi geldik çok önemli bir kurala daha. Bana göre çok önemli bu. Ve hiye, yani hel tuhassisul mudari'a bil istikbal. Eğer fiili müzari'in başına gelirse manasını gelecek zaman manasına çevirir. Anladınız değil mi? Manasını gelecek zaman manasına çevirir. Bu çok önemli ha. Hel tektüp hâda, bunu yazacak mısın demektir bak. İyi dinleyin. Ben mesela bir ödev veriyorum. Diyorum hel tektüp hâda, bunu yazacak mısın Burak? Yani yazar mısın, yazıyor musun değil, gelecek manası. Bu sebeple bu kaideden dolayı felaya sahhu. Şu cümle nahyüde doğru değil, belaatta doğru değil en azından. Nahyüde doğru olabilir. Hel tadribu zeyden ve huve ehu. Kardeşin olduğu halde Zeyd'i vuruyor musun manası var çünkü. Şimdi öyle değil ki ama. Hel fiili müzari'nin başına gelince gelecek manasını ifade ediyor. Hem hal cümlesi hem de o...
hoş değil. O haliye ve huve ehuke. Anlatabildim mi? Vav vav haliye. Anladınız değil mi? Neden sahih değil yani? Tabii bu sahihlik dediğim gibi yani şeye göre. Şimdi çok enteresan. Mesela bir de inkariye içinde olabilir. Etekulûne alallâhi mâ lâ te'alemûn. Aşağıda var bakınız. Anlatabildim mi? Yani bu da çok güzel yani. Bilmediğiniz şeyleri Allah'a söyleyecek misin? Anlatabildim mi? Yani burada tabii çok önemli yani. Evet. Evet. İlâ ahirihi. Şimdi... Bu helin acaba hemzeden üstünlüğü nedir? Yani hemze varken niye hel kullanıyoruz yani? Bu da ayrı bir sorunun cevabı burada. Güzel bir cevap. وَلِخْتِسَاسِ تَصْدِقِ بِهَا. Yani hel ile sadece ve sadece tasdik talep edilir. Tasavvur talep edilemez. Hatırladık değil mi bunu? Anlattık. Ayrıca وَتَخْسِيسِهَا الْمُدَارِعَ بِالْاِسْتِقْبَالِ. Ve bu hel, başına geldiği fiili müzariyi gelecek zaman manasına çevirdiği için, ona has yani, hemzede yok bu. كَانَ لَهَا. Helin bir mezidün, mezidü ihtisas. Özel bir üstünlüğü var. Yani hususi bir manası var. Yani artık bir, artı değer diyorlar ya, artı değer yani. Artı değeri var. Niye? Bima kevnuhu zemaniyen abharu. Çünkü zamanla alakası daha açık. Yani çünkü doğrudan doğruya gelecek zamanı ifade ediyor yani. Hel geldi mi aklına hemen zaman şey yapacak. Bu zaman da farklı farklı. Yani fiilde zaman, anlatabildim mi? Yani kel fi'li. Mesela fiil gibi. Fiil gibi. Ne diyor? وَلِهَذَا yani zamanla alakası var. Yani nedir zamanla alakası? Gelecek zamana ait, şimdiki zamana ait. Yani hemzede zamanla alaka yok. Dolayısıyla hel değişen bir tasdiki ifade eder. Yani bir manayı. Ama hemze daha sabit bir mana. Şimdi misal verecek. Kel fiili, fiil gibi. Ve lihada, bak, yani fiile ne yapar? Fiille zaman alakasını ortaya koyar. Bu sebepledir ki, kâne fehel entum şakirun. Siz şükredenler olmadınız mı? Yani şükredenler değil misiniz? Veya şükret, neden şükretmiyorsunuz? Buna istifham-ı inkari diyorlar arkadaşlar. Bu tabir, İstifham-ı inkari. Gelecek ileride. Şimdi bunu niye misal getirdi? Bu cümle yani Kur'an-ı Kerim'deki fehel entum şakirin cümlesi edelle ala talebi şükri. Yani kullardan şükrü talep noktasında daha çok manaya delalet eder. Neden? Min fehel teşkurun. Fehel teşkurundan. Neden? Çünkü fehel teşkurun dediniz mi? Anladınız değil mi? Sadece gelecek yani şükredecek misiniz? Halbuki şakirunda zaman şeyi yok, bağlantısı yok. Yani şükreden olmayacak mısınız veya şükredenlerden misiniz? Yani her halükarda, geçmişte, gelecekte, şimdiki halde. Halbuki fehel teşkurunda hel gelince sadece gelecek zamana. Şükreder misiniz? Şükredecek misiniz? Anlatabildim mi? Yani dolayısıyla fehel entüm şakirun isim olduğu için orada şakirun şeyden daha yani fiilin başına gelmesi halinde gelecek zamana taksis ettiğinden bundan daha manaya çok delalet ediyor. Burayı anladınız mı arkadaşlar? Çok ince bir mana bu. Yani demek ki hel fiili müzariğin başına geldiği zaman bütün olay helin zamanla fiil noktayı nazarından yakın ilişkisini anlatmak için bu misali veriyor. Yani diyor ki fehel teşkurun dediğinizde siz şükredecek misiniz?
Yani anlatabildim mi? Ama gelecek zamana has bu. Ama bunun yerine fel entum şakirun isim cümlesi getirdiğinde, biliyorsunuz okuduk bunu, isim cümlesinde şey yok. Nedir? Zamanla alaka yok, yenilenme yok. Orada sebat ve devam var. İstikrar var. Onun için bu cümle şükrü talep noktayı nazarından daha manaya uygun. Fehel entüm teşkurun da öyle. Aynı kaide. Yani çünkü orada gelecek zaman manası. Niye? Açıklıyor bak. Lienne ibraze ma seyeteceddedu fi ma'ridis sabiti. Anlatabildim mi? Zira sabit olan bir hakikatin yerinde yenilenecek bir şeyi ortaya koymak edellu ala kemalil inayeti bi husulihi. Yani onun, yani o şükrün burada, tamam mı, husulü noktasındaki aşırı itinaya daha çok delalet eder burada. Tabii yani biraz daha böyle açıklamak lazım bunu. Yoksa bu cümle anlaşılmaz. Yani bura. Şimdi güzel kardeşim. Zira hel teşkurune de, hel entüm teşkurune de. Yani burada hel, anlatabildim mi? Fiile dahil olduğu için, fiille alakası olduğundan dolayı ne yapıyor? Yani aslı üzere bırakıyor. Ve teşkurun da gelecekte olacak, yenilenecek, biliyorsunuz fiil öyledir, değişken, yenilenecek şeyler içindir. Yani bunu istiyorsun sen. Halbuki ötekinde, yani evet, nasıl ötekinde? İsim cümlesinde, ibraze ma seyete ceddedü, fiil söylediğimiz zaman yeni gelecek, yeni oluşacak olan bir olayın sabitmiş gibi gösterilmesi, orada isim cümlesinde bu söz konusu, anladınız mı? Yani orada artık yenilenecek diye bir yani şükrün husulünü talep yok burada, anlatabildim mi? Bilakis sabitleme var, sabitlemesini talep var yani burada. Zira yenilenecek bir şeyi, yenilenecek dediği yeni olacak bir şeyi, fiil kullandığımız takdirde veya gelecekte olacak bir şeyi, hel geldiği için sabit olan bir yerde ortaya koymak. Yani hefehel entüm şakirun demek, edellu ala kemalil inayeti bi husulihi. O şükrün talebidir istediğimiz. Meydana gelmesini daha çok kemali itina ile talep etmeye daha çok delalet ediyor. Yani kısaca, eğer heli fiil-i müzari'nin başında kullanırsak, bu müzari zamanla alakası olduğu için gelecekte doğacak, yenilenecek de diyor, oluşacak bir şeyi talep edeceğiz. Bundansa o oluşacak şükür talebini sanki olmuş gibi sabitleyerek, sabit bir ma'ridis sabit, sabitmiş gibi göstererek isim cümlesini kullanmak, o şükrün husulü noktasında daha çok itina ile ifadeyi kullanmak demektir. Yani bu cümle biraz ağır bir cümle. Yani öyle bir Arapça cümle ki misaller üzerine oturtmazsan manasını anlayamazsın bir defa yani. Anlatabildim mi? Manasını anlayamazsın. Ayrıca bu da enteresan. Dedi ya, وَمِنْ اَفَاَنْتُمْ شَاكِرُونَ'dan da, yani bu da çok enteresan. Yani bu kalıptan da daha çok manaya delalet eder. Peki burada niye efendi? Biliyoruz ki hemze de yani talebi tasdiktir. Ve burada da isim cümlesidir. Devamlılık söz konusudur. Hayır, bundan da üstündür. Ve inkâne lüsübut. Hemze sübut için olsa da, sübut dediği yani işte tasdikin sübutu için kullanılsa da. Lienne hel, bu da çok enteresan. Hel edatı ed'a lil fi'li minel hemzeti. O şükür fiilinin oluşması noktasında hemzeden daha iyi ifade ediyoruz. Daha çok insanı, manayı celbediyoruz yani. Hel daha güçlü. Anladınız mı? Evet. Ağır.
فَتَرْكُهُ مَعَهَا yani o fiili hel ile beraber kullanmak edellu ala zelike. Bundan yani bu manaya delalet noktasında daha iyi yani. Evet. Fiili hel ile kullanmak edellu ala zelike yani olacak olan şükrün husulü noktasında daha çok delalet ediyor manaya. وَلِهَذَا bu sebeple لَا يَحْسُنُ şu cümle güzel değildir. هَلْ زَيْدٌ مُنْتَلِكٌ yani Zeyd gidiyor mu? Yani مُنْتَلِكٌ yani burada zaten sebebi şu اِلَّا مِنَ الْبَلِيغِ ancak yani belir insanlar kast yani bu cümleyi kullanabilir. Doğrusu ben bu manayı çok fazla anlamadım. Yani bu cümleyi ne demek belirden sadece? Yani beli adam yani burada Zeyd gidiyor mu? İleride zaten gittiği zaman yenilenecek bir şey kalmıyor. Yani devamlı bir şey değil yani. Ben öyle anlıyorum burayı. Yani gitmek, ayrılıp gitmek devamlılık arz eden bir şey değil yani. Yani ben burayı anlamadığımı söyleyebilirim. Anlatabildim mi? Yani çünkü çünkü hel daima yani tasdikin sübutuna delalet eden bir şey. Gitti deyince zaten yani zannediyorum o mana. Ama burayı anlamış değilim tam yani. Manayı anlıyoruz. Ama şeyini anlamadık yani. Ne derler ona? Mantığını, felsefesini anlayamadım ben. Bakayım yarın inşallah bir dahaki derste. Bulabilirsem. Anlamadım yani ben. Anlamadığım yeri anlamadım derim yani. Evet. Ve ayrıca size de görev. Anlayın bakalım. Sorun bakalım şeye. Nedir? Muhammed Araba ve Celal Amir'e. Sorun. Yarın gelin söyleyin bunu. Deyin ki buradan kasıt nedir yani? Ben öyle anlıyorum. Muhtalik tabii çekip gitmek, yenilenme diye bir şey söz konusu değil. Evet, neyse. Çünkü çekip gitmek böyle sübut ifade eden neyse bir mana değil gibi geliyor ama kendi kendime de tatmin olmuyorum yani. Ve yakisma. Evet, geldik bir diğerine. Hel kelimesi iki kısımdır. Bu da ayrı bir mesele. Basitetün, basit hel. Ne demek bu basit hel? وَهِيَ الَّتِي öyle bir soru işaretidir ki bu hel. يُطْلَبُ بِهَا وُجُودُ الشَّيْءِ bir şeyin var olup olmadığı istenir. Sorulur yani. İstenir dediği sorulur. كَقَوْلِنَا mesela şu sözümüz gibi. هَلِ الْحَرَكَةِ مَوْجُودُ hareketu مَوْجُودَتُنْ hareket var mı arkadaş? Mesela hastada hareket var mı diye soruyorsun. Bu burada sorduğun hareketin mevcudiyetidir. Ama bir de وَمُرَكَّبَتُنْ bir de mürekkep hel var. Burada ne var? وَهِيَلَّتِ öyle bir heldir ki bu يُطْلَبُ بِهَا bununla sorulur veya istenir neyse وُجُودُ شَيْءٍ لِشَيْءٍ bura çok önemli. Bir şeyin diğer bir şey için yani bir şeyin varlığına varlığı yani bir şeyin bir diğer şey için var olup olmadığı sorulur. İki şey söz konusu burada. Nedir bu? Mesela helil hareketu daimetun. Bak hareketin varlığı ayrı, devamlılık ayrı. Anladınız değil mi? Sen burada hareketin varlığını sormuyorsun. Devamlılığını soruyorsun. Hareket devamlı mı? Anladınız mı bunu? Burada hareketin varlığı değil sadece bilakis neyi soruluyor? Devamlılığı soruluyor aynı zamanda. Evet. Böylece hel'i bitirdik. Biraz daha okuyalım değil mi? Hı? Yani bu kadar olmaz. Bu kadar geldik. Bir araya geldik. Okuyalım. Vel bakiyetu. Yani soru edatlarının diğerleri. Yani biliyorsun hemzeyi okuduk. Ne dedik? Hem talebi tasdik hem de talebi tasavvur için kullanılıyordu. Hatırladınız değil mi? Şeyi okuduk. Hel'i. Sadece talebi tasdik için kullanılıyordu. Vel bakiyetü geriye kalanlar
Litalebi tasavvuri fakat. Sadece tasavvuru talep için kullanmıyor. Tasdik yok bunlarda. Anladınız mı? Tasdiki talep yok burada. Sadece tasavvur. Kıyle. Şimdi manaları açıklayacak. Anlatabildim mi? Feyutlabu bima. Yani ma ile istenir. Şerhül ismi. Bir ismin mahiyeti sorulur. Mahiyet sorgusudur ma yani. Bazıları öyle demiyor. Onu gelecek şimdi biraz sonra. Yani mahiyet eşyanın mahiyetini sorguda ma'dır. Bizim de doğru bulduğumuz o. Ama şahısların mahiyetini sorduğumuzda da men'dir. Ama burada böyle bir mana da var. Kekavlina mesela mel ankau. Anka kuşu nedir? Mahiyeti soruyorsun burada. Ev mahiyetül müsemma. Veya tesmiye edilen şeyin mahiyeti. Nedir o tesmiye edilen? Kekavlina mel hareketü. Hareket nedir? Değil mi? Çünkü hareket bir şeyin adıdır. Yani ona isim veriyoruz. Evet. Ve teka'u hel. Bu da çok enteresan. El basite. Basite ne demekti? Heli basite. Sadece bir şeyin vücudunu sormak için kullanılan hel. Fit tertibi beynehuma. İkisi arasında tertip için kullanılabilir. Yani ma ile, anlatabildim mi? Ve yani ne demek bu? Şöyle kullanılır yani bu. Nedir? Helma mı? Nasıl olur? Örnek yok mu? Hı? Beynema elleti ilişim. Ha, anlaşıldı. Anlaşıldı. Enteresan. İsmin şerhi ve mahiyetin talebiyle yani tertip halinde söylendiği zaman hel kullanılır diyor. Yani bir cümlede iki tane ma kullanılacaksa ma hada hel hada el, yani şu şekilde yani araya girebiliyor hel. Heli basite. Şimdi helin daha doğrusu ma'nın iki manası var. Bir ismin açıklanması, bir de mahiyetin açıklanması. Önce isim açıklanır, sonra da mahiyeti açıklanır. Öyle değil mi? Mahiyeti açıklanır. Arasındaki tertibe şey ikinci bir benim bu kitapta anlamadığım ikinci bir cümle. Örnek hiç yok. Örnek hiç yok. Tamam manayı anladık. Fit tertibi beynehuma dediği yani ismin açıklanması veya mahiyetin açıklanması meselesi. Araya diyor tertip için şey girer. Hel girer. Ben şöyle anlıyorum. Mesela denilir ki mel anka, yani anka nedir? Hel hiye mesela diyelim ki şu mudur? Orada hel girer araya. Benim anladığım mana bu. Anladınız değil mi? Yani önce mesela ma gelir. Mel anka. Anka nedir? Hel hiye hayvanun veya yani hel hiye hayvanun hel huve هل هي نوع من الطيور mesela bu mahiyeti açıklıyor. Ben öyle anlıyorum bu cümleyi. Anladınız değil mi? Yani önce
İsmin şerhi sorulur. Yani mel anka, anka nedir? Araya diyor hel girer. Anlatabildim mi? Hel dediği ikisi arasına, yani ismin izahı mel anka, ondan sonra hel girer. Hel hiye nev'un min enva'it tuyur. O kuş türlerinden bir tür müdür? Yani hel kullanılır ikincide. Araya o girer diyor. Ben öyle anlıyorum. Oldu mu? Peki. Şimdi gelelim mene. Hani soru işaretlerinden men. Ve bimen, menle de el-arıdul müşahhasu lidil ilmi. İlim sahibi, şuur sahibi şahıslar sorulur. Anlatabildim mi? Yani bu söyledik. Ma eşyadan genellikle ama men mutlaka ilim sahibi bir şahıs, müşahhas bir şeyden sorulur. Kekavlina mesela denilir ki men fiddari, evde kim var? Yani burada men kullanıldığı zaman evde, çok affedersiniz, yani ot var veya mobilya var, böyle bir mana akla gelmez. Mutlaka akıl sahibi, ilim sahibi birisinin sorulduğu akla gelir. Bunu biliyorsunuz zaten. Ve kâle Sekkâki, yine Sekkâki bir şeyler söylemiş mübarek zat. Yüselü bima, bu da çok enteresan. Ma ile sorulur anil cinsi, cinsten sorulur. Mesela tekulu dersin ma indeke, yani yanında ne var? Yani yanındaki eşyanın cinsi ne diye. O mana öyle demiş yani. Ey, eyyü ecnâsil eşya indeke, yani senin yanındaki eşyaların cinsi ne? Ne var sende? İşte dersin işte bilmem Apple phone var, bilmem ne var. Yani eşyanın cinsi soruluyor diyor yani. Computer var, bilmem ne. Ve cevabuhu, cevabı da kitabun ve nahvuhu. Yani kitap veya benzerleri dersin. Demek ki Sekkâki diyor ki ma ile bir cins sorulur. İki, ev anil vasfi veya mevcut eşyanın, enteresan, Allah Allah. Bunu ben hiç duymamıştım. İlk defa duyuyorum. Okumuşuz da unutmuşuz. Vasıftan sorulur. Mesela şöyle diyebilirsin diyor Sekkâki. Ma zeydün. Zeyd nedir? Ulan zeyd nedir var mı? Çok ahmak birisidir veya çok cömert birisidir. Sıfat soruyor yani. Anlatabildim mi? Ve cevabu el kerimu ve nahvu. Allah Allah. Bu da çok enteresan. Ve bimen, yine Sekkâki'ye göre menle de sorulur. Anil cinsi min zevil ilmi. İlim sahiplerinin cinsi sorulur. Mesela tekulu dersin. Burada ilim sahibi demek şuur sahibi. Anlatayım mı? Onu kastediyor. Men Cibrilü. Cibril kim? Yani ey manası şudur. Biliyorsun bu tasavvur için ya bunlar hep. Hiç tasdik yok bunlarda. Yani ebeşerun huve em melekun em cinniyun. Yani o beşer mi? Melek mi? Cinni mi? Ve fihi nazar. Sekkâki'nin bu görüşünü iyi düşünmek lazım. Manası şu, biz kabul etmiyoruz manasına bu fihi nazarı, ezberleyin yani. Bu görüşte iyi düşünmek lazım. İyi düşünmek lazım. Yani ben kabul etmiyorum manasını. Meşhur eski alimler beğenmedikleri bir görüş için fihi nazar derler. Onu da düşünmek lazım. Yani kabul etmiyoruz. Anladınız mı beyler? Ve bi eyyü, eyyü ile ne düşün sorulur? Amma yümeyyizü, ayrıcı özelliklerden sorulur. Ehedel muteşarikeyni fi emrin ye'ummuhuma. Her ikisini de kapsayan bir meselede iki ortağın ayrıcı özelliklerinden sorulur. Anlaşıldı değil mi? Amma yümeyyizü ehedel muteşarikeyni. Yani bir meselede iki ortak var. Aynı özelliklere sahip. Fi emrin bir meselede ye'ummuhuma. İkisinde de var o. Ama ayrıcı özellik ne? Mesela Kur'an-ı Kerim o kadar güzel bir misal vermiş ki eyyul ferikeyni hayrun mukama makamen. Makam itibariyle hangi grup daha hayırlı? Yani ey enahnu em ashabu Muhammedin aleyhisselam. Yani ya Muhammed'in arkadaşları mı? Bunu şeyler soruyor yani. Resulullah'a ve ashaba muhalif olanlar soruyor. Yoksa biz mi? İşte burada ne soruluyor? Üstünlük soruluyor burada. Bu anlıyorsun zaten hangisi demek? Welke yani. Hollandaca'da da aynen öyle. Şuraya kadar gelip bitireceğiz. Ve bi kem. Bu kemiyet ifade ediyor. Sayfa 204.
anil adedi. Sayı soruluyor. Nehu sel beni İsrail'e. İsrailoğullarına sor. Kem ateynahum. Ne kadar onlara verdik, gönderdik. Min ayetin beyinetin. Çok açık deliller, çok açık mucizeler. Kaç tane mucize onlara gönderdik? 20 mi, 30 mu? Sor. 9 tane biliyorsun. Sırf Hazreti Musa Aleyhisselam vasıtasıyla gönderilen meşhur mucizeler. Ve bi keyfe, keyfe ile anil hal. Yani halden, yani nasıl manasına. Ve bi eyne anil mekan. Mekandan soruluyor. Ve bi meta anil zaman. Zamandan soruluyor. Ve bi eyyane, bak metadan farkı nedir diye merak ediyorduk. Anil zamanil müstakbel. Geleceğe ait zamandan soruluyor. O kadar önemli ki bu. Efendim meta ile aynı mana, yok aynı mana değil. Birisi zamandan soruluyor, birisi geleceğe ait zamandan. Hakikaten Kur'an-ı Kerim'de de bu şekilde kullanılıyor. Yes'elu eyyâne yevmul kıyâme. Soruyor o müşrik, ne zaman kıyamet günü olacak? Bak gelecek zaman. Kıyle bazıları da şöyle diyor, bu da çok güzel, ben de aynı kanaatteyim. Gerçi ben belaatçı alim değilim ama وَتُسْتَعْمَلُ ف۪ي مَوَاضِعِ التَّفْخ۪يمِ tazim ifade eden yerlerde kullanılıyor. Yani bir meseleyi böyle gözlerde büyüterek sorarsan مِتْلُوا يَسْأَلُوا اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَانَ soracak. Ne zaman bu kıyamet günü olacak? وَاَنَّا bunu da bitireceğiz. اَنَّا ise bu da çok enteresan. İki manası var. Tüstamelü târaten bir mana keyfe. Nasıl? Bazen târaten demek, bazen keyfe manasına kullanılıyor. Fe'tu harsekum enna şeytun. Yani manayı biliyorsunuz. Ekininize, tarlanıza, nereden, nasıl isterseniz öyle yapın. Nasıl? Nereden değil. Bak bu çok önemli. Nasıl isterseniz. Burada keyfe manası var ayette. Bunu nereden diye izah eden akla eksikler de var. O zaman fıkhi hüküm değişiyor. Evet. Ona girmiyorum. Ve uhra diğeri ise bi mana min eyne. Nereden? O manada da kullanılıyor. Nehu enne leki hâza. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'ın Meryem Aleyhisselam'a sorduğu soru. Nereden geldi sana bu? Biliyorsunuz bakıyor ki taze meyveler, yemişler, yemekler. Evet. Peki muhtemelen. Cezakumullahu hayran kesira. Ve allamana Allahu ilmen nafi'a bi hurmetil Fatiha.